Uluslararası uygulamalarda öksüz eser olarak tanımlanan, sahiplerine ulaşılamayan eserlerin koruma altına alınması için çalışma başlatıldı. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik yasa taslağında sahibi bulunmayan eserlerin korumasına yönelik yeni düzenlemeler yer alıyor. Yeni düzenlemeye göre sahibi tespit edilemediği için kaybolmaya yüz tutan eserler bakanlık korumasına alınarak hem araştırmacıların hem de meraklıların ilgisine sunulacak. Sahibi belli olmayan kimsesiz eserler titiz bir araştırma yapılacak. Bu araştırmaya rağmen ya sahibi belli olmayacak, yani bu ortaya çıkmamış olacak, ya da bu ortaya çıksa bile eser sahibinin diyelim ki mirasçıları var ama ya Amerika'da yaşıyor ya da Avustralya'da yaşıyor. Titiz bir araştırma ve inceleme ve araştırmaya rağmen ulaşılamıyorsa, bu kişilere de ulaşılamıyorsa, bu sefer Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat yapılacak. Bu müracaat üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı basit ruhsat diyoruz biz buna, basit lisans. Yani bir başkasına da Kültür Bakanlığı bunu kullandırabilir anlamı çıkıyor bundan. Bu eserlerin kullanımına izin verecek. Türkiye'nin kültür mirasının bir parçası olan ancak hak sahibine ulaşılamayan eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan düzenleme, bu eserlerin kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu yararına kullanılmasına imkan tanıyacak. Hak sahibinin eserin kullanımına başlandıktan sonra ortaya çıkması durumunda ise eskiden doğan hakları bakanlık tarafından karşılanacak. Eğer 10 yıl içerisinde eser sahibi ya da onun mirasçıları ortaya çıkarsa, o zaman bakanlığın belirlediği, bu yönetmelikle belirlenecek, bakanlığın belirlediği bedel hak sahiplerine verilmiş olacak. Yasa taslağında kimsesiz eserler olarak nitelendirilen eserler için bakanlık tarafından bir veri tabanı oluşturulacak. Düzenlemeye göre söz konusu eserleri kamuya arz etmek isteyen kamu kuruluşları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen prosedür ve izinle kullanım yetkisine sahip olabiliyor. Ancak kamu yararı bulunmayan kullanımlar yasal düzenlemenin dışında kalacak. Özel sektör bu eserlerin kullanım hakkına sahip olamayacak. Bu sahipsiz eserleri kim kullanabilir sorusu çok önemli ve bana göre taslak metnin en zayıf noktası burası. Bu eserleri sadece ve sadece kamu kurum ve kuruluşları kullanabilecek. Yani bakanlık bunları özel sektöre kullandıramayacak bu yasa taslağına göre. Bana sorarsanız bu düzenlemenin en zayıf halkası bu nokta. Neden derseniz, çünkü uygulamada pek çok sahipsiz eser söz konusu ve bu eserlere bunlar ilim edebiyat, yani kitaplarda olduğu gibi bir takım video kayıtları, bir takım fotoğraflar, bir takım güzel sanat eserleri, bütün bunların bazen gerçekten de titiz bir araştırmaya rağmen ulaşılamıyor sahiplerine veya bilinemiyor. Kaydı kuydu olmadığından dolayı ama bir şekilde kültür ve sanat açısından da bu eserlerin kullanılması gerekiyor. Sanatın ve sanatçı haklarının korunması adına 5846 sayılı kanunda yapılması öngörülen değişiklikler, bakanlığın resmi internet sitesinde geçtiğimiz ay görüş ve önerileri açıldı. Bugün son bulacak süre sonunda komisyon üyeleri ve kamuoyundan toplanan görüşler değerlendirilerek düzenlemeye son şekli verilecek. Taslağın bu yasama döneminde yasalaştırılması için meclise sunulması bekleniyor.